Kanka ne yaptın ya? Yurt başvurun onaylandı mı? Yok kanka ya, maalesef onaylanmadı. Ben de ona bakıyordum. Yapma be kanka. Baban çok üzülecek şimdi. Nasıl söyleyeceksin? Bilmiyorum kanka, bilmiyorum. İnşallah adamcağızın kalbine inmez. İnşallah kanka. Allah yardımcın olsun. Hadi gidelim. Oğlum, sonuçlar belli oldu mu? Oldu baba. Oldu. Çok şükür be oğlum. En azından ev sorunun kalmadı. Sorun hala devam ediyor baba. Nasıl yani? Ne diyorsun oğlum sen? Baba, yurt çıkmamış. Mecbur ev tutmak zorundayım. Nasıl yapacağız? Hay böyle işin. Desene işimiz daha da zorlaştı. Baba istersen okulu bırakıp iş bulayım, çalışayım. Sana yardımcı olurum hem, destek olurum. Hayır olmaz öyle şey. Sen okuyacaksın. Okuyup büyük adam olacaksın. Gerekirse ceketimi satar, seni yine okuturum ben. Tamam baba, sen nasıl istersen. Tamam oğlum, sıkma canını sen daha fazla. Her şey iyi olacak, merak etme. İnşallah baba, inşallah. Abi kolay gelsin. Teşekkürler, buyurun efendim. Abi ben kiralık ev bakıyordum da. Tabii ki. Nasıl bir şey arıyordunuz? Abi öğrenciyim ben. Normal bir şey olsa yeter bana. Demek öğrencisin, öyle mi? Maalesef kiralık ev yok bizde. Nasıl yani abi, ben anlamadım. Basbaya bildiğin yok işte. Demin vardı, yardımcı olacaktınız. Şimdi ne oldu? O demindi. Yani senin öğrenci olduğunu bilmeden önceydi. Anladım abi, anladım. Yani kısacası git geber. Bana ne diyorsun öyle mi? Peki, kolay gelsin. Bak hele şuna ya. Terbiyesiz. İyi ki de ev vermemişim. Senin gibiler okumasın zaten. Aynen abi, okumasınlar. Zibidi abi bunlar, zibidi zibidi. Kardeş hayırdır ya, kendinden bezmişsin. Ne oldu? Biri sana bir şey mi yaptı? Abi hiç sorma ya. Yurt başvurum olumsuz oldu. Ev arıyorum, öğrenciye ev bile vermiyorlar. Anladım anladım, yine şu mesele. Bak koçum, eğer istersen sana yardımcı olabilirim. Gerçekten mi abi? Yardımcı olur musun bana? Olurum tabii oğlum. Olmaz olur muyum hiç? Bildiğim enfes bir yer var. İstersen orayı sana ayarlayabilirim. Abi çok iyi olur ya. Nerede? Kirası kaç para? Çok güzel ve uygun bir yer. Madem durumun yok, orayı sana 2500'e ayarlarım. Abi çok para ya. Ne çok parası oğlum? Öğrencisin diye kimse sana ev vermez. Hadi diyelim ki verdi. Pahalıya verirler, kazıklarlar seni. Yazık olur, benden demesi. Anladım abi. İyi tamam, bir bakalım o zaman. Çok doğru bir karar verdin koçum benim. Resmen bayılacaksın. Takıl bana, hayatını yaşa. İşte sana lüküs bir ev. Güle güle otur. Abi ne diyorsun sen ya? Ne lüküsü? Dökülüyor burası. Öyle deme koçum benim. Çok taliplisi var buranın. İyi de abi burada köpek bile yaşamaz be. Evet köpek yaşamaz ama öğrenci yaşar. İstemiyorsan bırak okulu okuma. Sanki okuyup bir bok olacaksın. Anladım abi anladım. Aslında biz okuyup çok şey olabiliriz ama her seferinde sen ve senin gibiler önümüze taş koyuyor. Parkta yatarım daha iyi lan. Hadi kolay gelsin. Lan sensin, terbiyesiz, bir de okuyacak. Cıncık gibi yer, neyini beğenmiyorsun? Bir şey zor zamanlar geçirmektir. Unutmak yeter.
yeterlidir. Ödedim bedelleri. Önümde sevenlerin öldürdüğü benleri. İstediler cesetleri. İstediler vermedim. Hatırlamak günleri. Hatırlarsan söz verip de tut.